Sevgili arkadaşlarım, bir kez daha bu hafta sonu itibariyle sizlere merhaba diyorum. Aslında bu analizi aktarmak gibi bir planım yoktu. Hafta sonları genellikle 3 analiz aktarıyorum. Ağırlıklı olarak genel piyasa koşullarından bahsediyorum. Bir sonraki analizimde dolar TL'nin önümüzdeki hafta ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin olarak hangi etkenlerden etkilenebileceği ve hangi kritik seviyelere dikkat edilmesi gerektiği hususuna değiniyorum. Ve bir de borsayla ilgili olarak içinde bulunan koşullar, bir önceki haftanın kritik verileri, yabancılar ne aldılar ne sattılar ve sonraki haftaya yönelik olarak, gireceğimiz haftaya yönelik olarak hangi kritik seviyelere dikkat edilmesi gerektiği ve yönümüzün ne olabileceği hususunda görüşlerimi aktarıyorum. Bu dördüncü analizim olacak ki arkadaşlar, bu analizimde birazcık nostalji yapmak istedim. Tarihte, yakın tarihimizde kısa bir gezinti yapmayı istedim. Arkadaşlar, özellikle ve özellikle vurgulamak istiyorum ki bu analizimde sizlere vereceğim bazı örneklerdeki amacım hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde ben demiştim tarzında bir edebiyat yapmak istemiyorum sizlere. Bu yaklaşımdan hiçbir şekilde hoşnut olmadığımı, zira beni uzun zamandan beri takip ediyorsanız anlamış olmalısınız. Ben şunu demiştim, bu oldu, bunu demiştim, şu oldu falan filan gibi egolar içerisinde olan bir analist veya stratejist asla değilim. Sadece ve sadece vurgulamak istediğim, sizlerin dikkatinizi çekmek istediğim husus, bu yakın tarihteki nostaljik geziyle İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları doğru yorumlamak ve içinde bulunduğumuz koşulların bizleri nerelere götürdüğünü ve nerelere sürüklemiş olduğunu, atılamayan gerekli ve doğru adımların atılamamış olması ve bu hususlara bağlı olarak, gerçekleştirilemeyen çözümlerin bizleri hangi olumsuzluklara sürüklemiş olduklarını sizlere vurgulamak açısından ve bu durumun bizleri hangi olumsuz seviyelere doğru sürüklemekte olduğunu sizlere bir kere daha ispatlamak ve teyit edebilmek bakımından bu detaylara girme ihtiyacını hissetmiş bulunuyorum. Değerli arkadaşlarım, 15 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye'nin saygın web sitelerinden, reytingi yüksek olan, oldukça yüksek olan web sitelerinden birisi olan Milliyet.com.tr sitesinde yazmış olduğum bir yazı. Dolar 4,55 olur mu şeklinde. Arkadaşlar, tarihe bir kez daha dikkat çekiyorum. 15 Ağustos 2017. 15 Ağustos 2017 tarihinde Dolar-TL kuru, gördüğünüz gibi 15 Ağustos 2017 ve Dolar-TL kuru 3,53 seviyelerinde. Arkadaşlar, 3,53 seviyelerindeyken yapmış olduğum bir analiz, temel ve teknik bir analizde dolar 4,55 olur mu ifadesini kullanmışım ve burada doların 4,55 aralığına kadar neden yükselme ihtimalinin var olduğunu ifade etmek bakımından birçok gerekçeler sıralamışım. Bu yazımı Haluk Canberk Milliyet yazmak suretiyle Google'da arattığınız zaman direkt olarak karşınıza çıkacaktır ve bütün ayrıntılarıyla okuma imkanınız bulunacaktır. Ben Dolar-TL'nin niçin gerileme eğilimi içerisinde olmayacağını, neden 4,50'ye 5 seviyelerine kadar bir yükselme ihtimalinin yüksek olasılık olduğunu tek tek bütün sebepleriyle burada izah ettim. Etmişim daha doğrusu 15 Ağustos 2017 tarihinde, yaklaşık 2 yıl kadar öncesi itibariyle ve daha ötesi olur mu şeklindeki bir kalın başlıkla 4,55'e doğru yükseliş için çok ciddi iç ve dış olumsuzluklar gereklidir. Ama tabii ki çok kolay ve çok kısa süre içerisinde olabilmesi şu an düşük olasılıktır demişim. Burada iyimser bir yaklaşımda bulunmuşum değerli dostlar. Yani içinde bulunulan koşulların, olumsuz koşulların bir şekilde bir çözüme kavuşabileceği umuduyla bu ifadeyi kullanmışım. Ama korkum 4,55 aralığına kadar dolar TL'nin yükselebileceği yönünde. Ve arkadaşlar, şu ifadeyle bu analizimi noktalamışım. 3,55 aralığında bir seyir izleyen doların
Özellikle borsa endekslerine gelecek olan kar satışları sonrasında güçlü bol likiditenin dövize yönelmesi, böylelikle de önümüzdeki 6 ay içinde. Arkadaşlar, bu analiz Ağustos 2017 tarihinde aktarılmıştı. Önümüzdeki 6 ay içinde, yani 2018'in 3. ayına kadar 4-4.20 seviyelerinin görülebileceği yönündedir şeklinde bir görüş belirtmişim. Arkadaşlar, 2018'in 3. ayına kadar 4.20 seviyesini öngörmüşüm ve 2018 yılının 3. ayına geliyorum. Ve arkadaşlar, bakalım 2018 yılının 3. ayında, evet, dolar TL'nin 4-4.20 aralığına geldiğini neredeyse görmüş bulunmaktasınız. 28 Mart tarihinde 4.01 seviyesi görülmüş ve ardından, evet, 4.01 4 seviyelerine kadar bir yükseliş eğilimi yaklaşık 6 aylık süre içerisinde yaşanmış durumda. Şimdi arkadaşlar, bu analizden ayrılmak suretiyle bir başka analize geçmek istiyorum ve borsapivot.com sitesinde hangi tarihte bu analiz yayınlanmış değerli dostlar, ona da bakalım isterseniz. 22 Mayıs 2018 tarihinde, yaklaşık tam bir yıl kadar önce, 11 aya kadar önce yapmış olduğum bir analizde demişim ki dolar TL 6 olur mu şeklinde bir analiz yayınlamışım. Arkadaşlar, bu analizin de ayrıntılarını borsapivot.com sitesinde dolar 6 TL olur mu şeklinde bir Google'da aratma yaparsanız rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Sevgili arkadaşlar, dolar ne olur? Pardon, dolar ne olur? Dolmasa ne olur? Şeklinde yorumlanacak kadar basit bir konu değildir diye konunun detaylarına girmişim ve 2017 yılında atıfta bulunmak suretiyle çay çorba ödülleriyle bozdurma eylemi gerçekleştirmesi, ama bunlar dahi bir işe yaramamıştır şeklinde bazı ifadeler kullanmışım. 400 milyar dolara yaklaşan borcumuzun 3 baş ay sonrasında değil, 2 saat sonrasını dahi tahmin edemeyeceğimiz bir ortam içerisinde sanayicinin ve ithalatçının, ez cümle hepimizin ne durumda olacağı meselesinin önemli olduğunu ifade etmişim ve ekranlara bakarak, döviz bürolarındaki panoları izleyerek "Vay be, bu kadar da olmaz ki, yok artık" vesaire nidalarının yanı sıra "Dolardan bana ne, yurt dışında mı yaşıyoruz sanki" diyenlere de selam olsun diye dolardaki yükselişi küçümseyen ve ülke ekonomisine vermiş olduğu zararı hiçe sayan zihniyete bir şekilde yanıt vermeye çalışmışım. Sevgili arkadaşlar, Mayıs ayında şurada görmekte olduğunuz gibi bu analiz 22 Mayıs tarihinde aktarılmış olan bir analizdi. Ve bu Mayıs tarihli analizimde dolar TL'nin 6 seviyelerine kadar yükselme ihtimalinin mümkün olabileceğini, hem şuradaki Milliyet'te yazmış olduğum makalemde hem de değerli dostlar, şuradaki analizimde bir şekilde teknik kriterlere de dayandırmak suretiyle izah etmeye çalışmış durumdayım. Demişim ki dolar TL için 5.27 seviyesi önemlidir. Bu seviyenin aşılması durumunda 5.63 ve bu seviyenin de geçilmesi durumunda 6.23 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş eğilimi ve trendi içerisinde bulunuyoruz. Koşullar bunu destekliyor şeklinde açıklamada bulunmuşum. Evet, dolar 7.20 lira gitmiş. Ben 6.23'lerden bahsetmişim. Maalesef ki 7.20'leri tahmin edememişim, ama Brunson krizi dediğimiz çok olağanüstü bir kriz, maalesef ki teknik kriterlerinde ötesine geçilmesi, gidilmesi anlamına gelmiş durumda. Sevgili dostlar, bu açıklamalarımı ve sizlere bu geçmişteki analizlerimi hatırlatmamdaki en önemli etken, bir kere daha vurgulamak istiyorum ki ben demiştim egosu değildir asla. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulların bizleri nerelere taşıyabileceği, hangi noktalara ve hangi olumsuz kriterlere maruz bırakabileceğini ifade edebilmek adınadır. Bu nedenle arkadaşlar, ben tüm yorumlarımda, YouTube analizlerimde sizlere temel faktörlerden, ülkemiz ve yurt dışı adına içinde bulunduğumuz koşullardan bahsediyorum ve sizler
analizlerimin uzun olduğundan bahsetmek suretiyle sadece sonuç söyle. Oraya mı gider, buraya mı gider, ne kadar yükselir, ne kadar düşer, de ve bırak şeklinde beni kısıtlamak istiyorsunuz. Ama ben sizi genel anlamda bilinçlendirmek ve de ufkunuzu açmak bakımından bu tarzımdan vazgeçmeyeceğim. Analizlerim uzun olsa bile sizlere makro, fundamental ve temel teknik hususları izah etmekten vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Bunları bilmek zorundasınız. İsteseniz de istemeseniz de öğrenmek zorundasınız. Zira bunların size geniş bir bakış açısıyla ne kadar ciddi yararlar sağlayabileceğini er geç anlayacaksınız. Peki değerli dostlar, tarih tekerrür eder mi? Evet, tarih tekerrür eder mi? Bu ifadeyi niçin kullandım sevgili dostlarım? Geçmişten bahsettik, tarihten bahsettik vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar, 2018 yılının Mayıs ayına dönmek istiyorum. 2018 yılının Mayıs ayına dönelim şuradan. Evet, şöyle yaparsam daha kolay döneceğim herhalde ben 2018 yılının Mayıs ayına. Aylık bir grafik moduna geleyim isterseniz sevgili arkadaşlarım. 2018'in Mayıs ayında değerli dostlar, dolar TL'de %11.4'lük bir artış yaşanmış. Yani 4'ler civarındayken, düşük en düşük seviyemiz 4.05 iken 4.92'lere kadar bir yükseliş olmuş ve Mayıs ayı 4.50 seviyelerinde bir kapanış görmüş. Arkadaşlar 2018 yılına biz 2018 yılına Şubat ayı itibariyle veya Ocak ayı itibariyle bakalım isterseniz 3.75'ler seviyesinde başlamışız ve Şubat ayından itibaren istikrarlı bir şekilde yükseliş başlamış. Şubat ayında %1.20'lik, Mart ayında 4.02'lik, şuradan takip edebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Nisan ayında %2.70'lik, Mayıs ayında %11.4'lük, Haziran ayında %1.35'lik, Temmuz ayında %7'lik ve Ağustos ayında Branson krizinin olduğu dönemde %33'lük bir yükseliş yaşamışız. Yani arkadaşlar biz 2018 yılı bir yıl önce itibariyle Şubat ayından itibaren istikrarlı bir yükseliş trendi içerisine girmişiz. Peki arkadaşlar 2019 yılında bu tabloya benzer bir durum var mı? Bence var. Niçin? İşte arkadaşlar 2019 yılının Şubat ayı %3.35'lik bir yükselişle kapanışımız 5.33 seviyesinden gerçekleşmiş. Mart ayına geliyoruz. %4.13'lük bir yükselişte 5.55-5.56 seviyesinden bir kapanış gerçekleşiyor. Nisan ayına geliyoruz değerli dostlar. %6.81'lik bir yükseliş içerisinde bulunuyoruz. Nisan ayının son günleri içerisindeyiz. Bu Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında geçtiğimiz yani şuradaki 2018 yılındaki şu süreci yaşar mıyız? Elbette ki bir garantisi yok. Yani Temmuz ve Ağustos ayına kadar bu yükseliş eğilimi hızlanarak devam edecek diye bir garanti veya bir kural yok. Ama 2018 ila 2019 yılı arasında ben benzerlik görüyorum ama bir farklılık göremiyorum. Niçin bir farklılık göremiyorum? 2018-2019 süreci içerisinde de ekonomik koşullarımız son derece olumsuzdu. 2. 2018-2019 süreci içerisinde de Amerika ile ciddi polemiklerimiz ve sorunlarımız vardı. Branson olayı bu işin ayyuka ulaşmış olduğu bir noktaydı. Şu anda arkadaşlar Branson olayının bir versiyonu nedir? S-400, F-16, F-35 meselesi. Yani bir Branson meselesinden daha az önemsiz olan bir konu değil, belki de daha önemli diyebileceğimiz aynı zamanda Avrupa'yı da, NATO'yu da vesaire vesaire gibi farklı farklı platformları da etkileyebilecek kadar daha geniş spektrumlu bir sorun içerisinde bulunuyoruz. Belki de 2018'den çok daha ciddi bir sorun yumağı içerisinde bulunuyoruz. O halde bizi 2018 yılında Branson kriziyle Ağustos ayında 7.20'ler seviyesine kadar
Şubat'tan Ağustos ayına kadar çok hızlı bir ivmeyle yükselten etkenlerin 2019 yılı içerisinde çok daha etkili düzeyde olduğunu daha iyi düşünebiliriz. Evet, 2018 yılında daha acemiydik. Dış etkenlere veyahut da dış saldırılara karşı biraz daha savunmasız durumdaydık. 2019 yılı itibariyle bir takım savunma mekanizmalarımızı swap vesaire gibi yöntemlerle uygulamak suretiyle, hani sizin atmış olduğunuz her adıma biz de duyarsız kalmayacağız gibi gibi bir takım cevaplar vermiş olmamızın verdiği cesaret ile belki de 2018 kadar çok sert ve çok olağanüstü ivmeli yükseliş atakları göremeyebiliriz. Ama tablo bana göre 2018'deki yaşadığımız olumsuz sürece ve TL'nin değer kaybetme evrimine benzer bir seyir içerisinde oluşuyor arkadaşlar. Şubat ayıyla birlikte başlayan yükseliş eğilimi 2018 yılında olduğu gibi devam ediyor ve zannediyorum ve tahmin ediyorum ve şahsi bir beklentim itibariyle Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları süreci içerisinde, yani yazın o en sıcak günlerinde biz de dolar TL adına sıcak bir gündem yaşayabiliriz ve bu tablo dahilinde 8'lere doğru bir atak ve hatta 8.05 olarak bir önceki analizimde teknik kriterler itibariyle sizlere vurgulamış olduğum detaylar dahilinde 8.05'in dahi aşılmak suretiyle 9.940 bölgesine doğru bir hareketlenme ihtimalini hesaplara katmak durumundayız. Niçin arkadaşlar? İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulların gittikçe zorlaşabileceği ve özellikle dış borç çevrimi, dış borçlarımızı ödeme noktasında yaşayabileceğimiz zorluklar ve bu zorlukları çözebilme hususundaki atılan zayıf adımlar bizleri gerek yurt dışı nezdinde, yurt dışı yatırımcılar nezdinde özellikle ve gerekse iç dünyamız nezdinde biraz daha zorlu bir sürece doğru itiyor. Bir başka önemli husus arkadaşlar, Mayıs döneminde genel olarak dünya borsalarında bir satış sürecinin başladığını, yıl başlarında gerçekleşen yeni pozisyon alma eğiliminin bir şekilde kar realizasyonuna dönüşmesi ve Mayıs Eylül-Ekim süreci içerisinde dünya borsalarında büyük fonların daha az bir pozisyon içerisinde olmak, bir bahar temizliği yapmak adına Mayıs'ta satış yapmak ve eğer böyle bir tablo söz konusu yine olacak ise borsamıza gelecek olan satışlardan dönecek olan yabancının hisse senedi pozisyonlarının TL'ye dönmesi ve dönen bu TL'yi bir şekilde dolara çevirerek, dolara ilgi gösterip dolar haline getirdikten sonra kendi ülkelerine yöneltmeleri noktasında dolara oluşabilecek olan ilgi önümüzdeki yaz döneminde, yani önümüzdeki Nisan bitiyor artık, Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde dolara yönelik olan ilginin biraz daha artması ve dolar TL'deki artış eğiliminin hızının ve eğilmesinin biraz daha güç kazanabileceğini dikkate almak gerekiyor. Geçen 2018 yılı içerisinde görmüş olduğumuz tablo ile şu an 2019 yılı içerisinde bulunduğumuz tablonun genel ekonomik koşul ve şartlarımızda herhangi bir iyileşmenin olmadığı gibi daha da önemli koşullarda, daha da ağır koşullara ulaşmış olması sebebiyle bu benzerliği yapmakta herhangi bir beis görmüyorum. Arkadaşlar, sizlere daimi olarak ifade ediyorum ki dolar TL'deki kademeli yükseliş eğilimi devam etmekte. Evet, bu yükseliş trendi içerisinde geri çekilmeler olacaktır. Ama bu geri çekilmeler bir düzeltme niteliğinde olacaktır. Genel yükseliş trendini bozacak şekilde dolar TL'deki genel yükseliş eğilimini çökertecek, doların bir alçalan trend içerisine girmesini gerektirecek boyutlarda olmayacağını yönelik düşüncelerimi ifade ediyorum. O halde sizlere bir önceki analizimde vermiş olduğum teknik kriterleri tekrar etmiyorum. Ama şu an itibariyle değerli dostlar, 5.75 seviyesi dolar TL için çok önemli bir ana destek konumuna gelmiştir.
Çok ama çok daha büyük bir ana destek isterseniz çok önemli iyimser koşulların söz konusu oldu. S-400 probleminin aşıldığı ve işte önümüzdeki seçim belirsizliğine ilişkin sıkıntıların ortadan kalktığı, siyasi istikrarsızlığın yok olduğu ve biraz daha olumlu bir atmosferin gündemde olduğu bir sürecin söz konusu olduğunu dikkate alacak olsak bile 6 seviyeleri veya 6-6-20 aralığından olası 6-20 atağına atıfta bulunmak kaydıyla söylüyorum. 6-6-20 bölgesinden gelebilecek olan bir kar realizasyonunun en fazla 5-55-5-60 aralığında dizginlenebileceğini ve bu seviyenin de daha aşağısı görülmeksizin dolar-TL'deki yukarı eğiliminin kademe 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 önümüzdeki süreçte devam etmesi yönünde beklentilerimi koruyorum değerli dostlarım. Evet arkadaşlar, bir nostaljik yolculuk yapmak istedim. Geçmişte ne demiştik? Bugünkü gelişmeler ve siyasi ve ekonomik atılan adımlara rağmen dolar-TL hangi seviyelere ulaşmış, beklentilerimiz ne ölçüde vücut bulmuş şeklinde sizlere bir hatırlatma babından bir analiz aktarmayı, ekstra bir analiz aktarmayı düşündüm. Efendim, tekrar sevgi ve saygılarımla çok güzel bir hafta sonu, çok güzel bir yeni haftaya başlangıç diliyorum. Hoşça kalınız, sevgiler.